Uzun zamandır zaten Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncuydu. Kendisinin de Beşiktaş'ta oynama isteği var. Nasıl buluyorsun Nevzat, seninle baş? Gereksiz bir transfer yani. Tamam yani, yanlış anlaşılmasın. Tayfur kötü oyuncu anlamı çıkmasın buradan. Ama ağzından kaçtı bir defa. Hemen şimdi yazıyorlardır. Yok, sana yok, biliyorsun ben, değil mi? Açık söyleyeyim yani, Beşiktaş bir sol bek transfer yapacaksa sol ayaklı orta yapan bir oyuncu. Tayfur'un orta özelliği yok. Yani sen Weghorst alıyorsun. Orta yapmayacak ne kadar çevresinde adam varsa topluyorsun. Yani o açıdan gereksiz diyorum. Yoksa Tayfur tabii ki bir takımda joker olarak alırsın. Necip'in başka versiyonu gibi yani, sağ bek koy hocam, oynar. Sol beke koy, oynar. Orta sahaya koy, belki oynar ama hepsinden maksimumunu verir mi? Ki bu sene Alanyaspor'da fena maçlar çıkarmadı. Ama sol bek Beşiktaş'ta özellikle Rıdvan'dan sonra beklenti nedir? Orada sol ayaklı çizgiye inebilecek, ofansif yönü olan, orta yapabilecek oyuncu. Şimdi Tayfur'un bir kere sağ ayaklı olduğu için sol ayağından topu sağ ayağına alana kadar bir vakit kaybı olacak. Hem yani zaman kaybı olacak. Artı orta kabiliyeti de çok üst düzeyde bir oyuncu değildir. Hiç o özelliğiyle bugüne kadar hani hafızamızda yer edilmiş bir oyuncu da hiçbir zaman olmadı. Ha, tempolu mudur, mücadeleci midir? Evet. Dolayısıyla ben Beşiktaş açısından eğer Rıdvan'ın yerine düşünülüyorsa büyük bir yanlış. Ama Tayfur sadece bir işte kulübeyi zenginleştirmek, bir yerli alternatif yaratmak için düşünülüyorsa pekala olabilir. Ama az önce de söyledim. Yani kesinlikle Rıdvan yerine alınacak oyuncu sol ayaklı ve Rıdvan'ı aratmayacak. O özelliklere sahip, çizgiye inebilecek, adam geçme özelliği olan, yaratıcı, orta yapma kabiliyeti olan. Ve sen Umut'u da beğenmiyorsun ben ama. Ben Umut'u beğenmiyorum. Umut'un çünkü ofansif yönü zayıf hocam. Yani ofansif yönü zayıf. Ya oyuncu beğendirmek. Ben, bu benim düşüncem Melike. Yani ha, Beşiktaş gider, Beşiktaş gider, Tayfur alır. Tayfur'dan Beghorst'a asist beklerse de vallahi yani çok, ben hani belki bir ya da iki olur diye tahmin ediyorum. Hayırlısı olsun. Evet. Bu hocam sen nasıl buluyorsun? Ceyda çok selam söyle, bizi izliyormuş. Doğum günü evet, kutlamış. Evet Ceyda, buradan sevgiler. Ceyda, özledik de onu artık, değil mi? Göremiyoruz. Hoş ya. Geldi. Tatilden döndü. Şimdi. Sen takip etmiyor musun Ceyda'yı hocam? Ya takip ediyoruz ama işte fazla da bakamıyoruz demek ki. Hoca genelde video gönderiyor. Gitti. Ya artık şimdi şeylere çok güzel şeyler gönderiyorum artık. Yemekler, şeyler mesela bugün. Bana gönderiyorsun hocam. Bak bak. Şey var ya, ne o? Keten tohumu yağı var ya. Ya diyor ki bak. Yemek tarifi başladı. Ya bir şey, yemek tarifi keten tohumu yağını. Ya İbrahim Saraçoğlu söylüyor ya. Evet. Bak 7000 misli omega 3 varmış balıktan ya. Doğrudur. Ben ha, bir şey ara böyle her sabah bir kaşık çiğniyordum sadece keten tohumu. Ama onu toz yapın diyor. Şey yapın. Kavurmayın diyor yalnız. Kavurmadan. Kavurmadan. Çiğ ama ezip diyor, şey yapın diyor. İbrahim Saraçoğlu biliyorsun da şeydir ben yani. Ben bu bilgiyle yani yakına bir kitap yazarsın. Ya ne kitabı ya? Bir ayasa hayatımı yazacağım kitap. Bak sen gör nasıl kapış kapış gidiyor. Ya öyle diyorsun da üniversitede sınavlara hazırlanamıyorsun hocam. Ya sınavlara ya, son sınıf demez. Bilmeyen de zannedecek ki bilmem kaçıncı sınıf. Son sınıf diye bu kadar dersleri verdik. Hocam herkes doğum notları günü kutluyor bu arada. Allah aşkına ben hocam. Çöktü, notları kimden alıyorsun? Notları mı? Ha, ders notlarınız. Ders notlarını Alperen var. Bir, ona, bir de Albay emeklisi var. Seyitoğlu bizim. Ona da selam. Ali Oktay ondan... Seyitoğlu. Şimdi o var ya, ne yapıyor biliyor musun? Bu kadar sayfa bak Nevzat. Şöyle notları sayfa. Notları çıkar sana özeti. Çıkarıyor, özetin çıkarıyor. Özeti. Bugün beni aradı. Hem doğum günümü kutladı hem de dedi ki hocam onları iyicene indireceğim dedi, aşağı dedi iyicene. Ondan sonra eyvah mikrofon da gitti. Neyse iyice aşağı indirecek. Ya odaklanamıyorum. Yoksa var ya bir gün çalışıyorum 25-30 alıyorum. Yani biraz çalışsam alacağız ama kolay da değil. Kitap yazsam var ya hayatımı. Ya bak yaz neler, hocam. Bak neler yaşadım. Ben diyorum sana bak, yaz. Gaffar Okan, Gaffar Okan öldüğünde adamın yanına gidiyordum mesela. Gaffar Okan'ı ya ne kadar önemli. Bir anlatsam o hikayesi de var ya. Daha böyle mesela Rauf Denktaş'ta oturup konuşmuşluğum var. Hocam, Kıbrıs'la ilgili. Güvenç Kurtar'a yani var ya, hayatını yazsaydı. Ne olurdu? Kitabın adı ne olurdu hocam? Hiç bilmiyorum ki. Tamam onun editörlüğünü ben yapacağım. Öyle mi? İşte sizin kitabınızı ama hakikaten yaz. Ben hocam sen anlatacaksın ya, ben yazacağım. Ama bir şey söyleyeyim, Türk futbolu ile ilgili şeyler söylesem var ya ondan sonra burayı terk etmem lazım. Neyse hocam yani, biz neyse, onları geçelim şimdi. Ya yok şey olarak da yani hakikaten hayatımda çok önemli şeyler var. Diliyorum ki yeni yaşında hukuk biter. Artık hukuk fakültesini bitirirsin ya, mezun olursun. Şu hocalar beni görür.
Hakim mi olacaksın? Ya ne hakim ya, bitirse. bu bir meydan okuma hoca için. Ya, hayır da. Belki şimdi hakim bir şey söyleyeyim, çok güzel ama okulda talebedik, o şeyleri yaşayamadık biz, tamam mı? Yani üniversitede işte transferdi, oydu buydu falan. Gidiyorum ara sıra bakıyorum, tamam mı? Burada bütün arkadaşlarım izliyorlar beni, biliyorsun evet, değil mi? Bütün hukuk fakültesinde şimdi mesela ara sıra gidiyorum oraya. Herkes mesela çoğu tanıyor. Genç kızlar falan filan. Geçenlerde sene bir şey oldu belki. Bu Fenerbahçe kötü gidiyordu ya. Bizi de çok zorluyorlar şeyleri, sınavları. Çocuklar böyle isyan etti falan. Gazetelere çıktı artık, yeter meter sayfalar sayfa yazıyorlar, elli yok. Ben de dedim ki Fenerbahçe kötü gidiyordu. Ya Ali Koç Başkan dedim, bizden iki tane hoca al, koy stopere dedim. Kimseyi geçirmezler dedim. Merak garanti dedim ya. Bari okulda şey oldu hocam, sesimiz oldu falan diye. Var mıydı hepsine hocam? Selamlar o zaman. Yani hepsine hocalar bir selam. Var mıydı hocam? Ya, hocam? Var, sıfırcı hocam, söylemeyeceğim. Onun kürsü, ya bir şey, seçme ders alıyorum, onun kürsüsten alıyorsun, hep bırakıyor beni. Onun kürsü. Lakabı sıfırcı, söylemeyeceğim tabii. Size çan eğrisi İsmi. Yok mu? Çan eğrisi, her şey var. Eğri, doğru. Yani kolay değil ya. Hakikaten yani ben çok saygı duyuyorum şey, hukuk fakültesini bitirenlere. Hele bizim okuldan bitirenler, bitiren de yok da. Peki. Hocam senin Tayfur Bingöl hakkındaki görüşlerin ya, ne? Ben bir şey söyleyeyim mi? Tayfur direkt oynamadı. Bir ara Göztepe'ye gitti. Seyrediyorum onu. Sağ önde oynuyordu. Fakat birkaç maç onu savunmaya koydular. Çok iyi performans gösterdi. Sol bek de oynattılar. Gitti. Orta falan atmıyor ama golmo falan attı. Pozisyona falan giriyor yani. Gidip de yani sol ayağıyla Nevzat'ın dediği gibi orta falan yapmıyor ama iyi oynadı. Hayret ettim yani şeyde. Ya gelse tabii genç çocuk, inşallah gelir, çok başarılı olur ama ben umutu tutuyorum. Ofansa biraz daha şeye gidebilir ofansa. Geçen gün burada nerede ben bir şeydeydim, gene yayındaydım. Mesela Manchester City'nin bütün gollerinde, hatta yönetmen kardeşimiz de gösterdi. En az 5 kişi var ceza sahası içinde. En az. Melike böyle bir şey olmaz. Bütün gollerini alacağım onları şimdi. 5 kişi var. Şimdi 1 milyar euroluk takım hocam. Ama fark etmiyor. Ya gitme. Bak bu antrenör işi. Şimdi ucuma adamı gönderirsen. Biraz da malzeme işi ya. Şimdi tamam canım. Ya malzeme de. Şu Guardiola'yı getirsen Galatasaray orta sahasından şu an çözüm bulabilir. Yani bulur. Sence işte, bulur da bence yok, bulamaz. Yok yok. Bir şey söyleyeyim. Yok. Kolay değil. Dediğin gibi adam olmazsa yani ne yapsın, ama o tempolu adamlar işte. Tempolu adamlarla bu işleri yapabilirler. Yani onun için de şimdi mesela Fenerbahçe'ye gelince bazı şeyleri anlatacağım yani orada da. Tempo, adamı yol verirsen Umut'a gider adam. Tayfur. Tayfur'la gider, yola gider. Çıkar mısın, çıkmaz mısın? Tayfur'la. Tek Tayfur'la çıkmam ama alırım yani. Yani bir liste olur Melike. Bence var zaten bak, Umut var ya. Umut'u kesinlikle sen çok... saygısızlık olarak anlaşılmasın. Bu oyuncular tabii ki önemli oyuncular. Ama Rıdvan gidiyorsa en az Rıdvan kadar. En alacaksın? Az Rıdvan diyorum. Rıdvan yerliydi. Arslan birçok avantaj sağlıyordu. Yerliydi. Şimdi sırf yerli diye de hiçbir özelliği olmayan, orta kesmeyecek bir oyuncu da alıp koymam oraya. Ya bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen oraya bir yabancı oyuncu alacaklar zaten. Nevzat bir şey söyleyeceğim bak. Yabancı diyorsun, Türkiye'de bulamıyoruz. Deminden beri ben ne dedim? U16. Şimdi bunlar şimdi ya Türkiye şampiyonu olmuşlar. Bu çocuklar bundan sonra maç oynarlarsa bunların gelişmesi olur. Şimdi benim oğlum var. Biraz garanti bakmak durumunda ama Beşiktaş şu an alternatif olmadığı işte. İçin o bölgede. Bak bizim şeyler dedi ki benim oğlum, ben takip etmiyorum. Bizim U18, U19 herkesi yeniyormuş ya. Bütün basketbolda. Ondan sonra diyor A takıma çıkınca diyor onlar bizi yeniyor. Niye biliyor musun diyor. Onlar geliyor takımlara diyor, bizim takımlara hep yedek oynuyor. Bir beyin jimnastiği yapalım. Şimdi kimi getirdi Beşiktaş? Forvet. Diğer yerinden onu. Vegors değil mi? Ya bir beyin jimnastiği. Örneğin şu takımda. Caner Erkin olsa ne olurdu? Caner Erkin olsa ne olurdu hocam? Caner Erkin... Ya Vegors mesela kaç gol atar? Caner Erkin gibi bir oyuncu alması lazım. Ya bir beyin jimnastiği yapıyor. Ama onun da savunması biraz eksik. Nasıl? Onun da. Ona bakarsan onun da savunması ya eksik. Ya oraya sen ya üçlü bakarsan. Oynatıyorsun zaten. O üçlü stopların... Yani sisteme evet. Göre Caner Erkin üçlü. Tipinde bir Caner oyuncu. Caner Erkin'in iyi hali olsa var ya. Vegors... Caner Erkin zaten iyi. Gene iyi. Caner ha. Devam ediyor değil mi? Bir aksilik yok ediyor, değil mi? Ediyor. Gayet iyi. Ama mesela savunmadan... Mesela bazı şikayetler alıyordum onunla ilgili ama dediğin gibi şimdi Vegors var, bilmem ne çıkacak, boyunu ortaya yapar yani gider. Kesinlikle. Şeyi tutamazsın zaten Caner'i.
Ben dur falan desem. Acaba düşünür müydü? Beşiktaş yönetimi düşünür müydü? Bir daha yok. Olmaz ama Beşiktaş'tan nasıl gitti Caner? Melike sen hakimsindir. Ben biliyorum bir konuları saniye. Almazlar. Bir Andrej'i dinliyordum. Buyurunuz. Caner'in ayrılığı nasıl oldu Beşiktaş'tan? İyi oldu mu yoksa? Ya kötü de diyemem, iyi de diyemem ama orada bir sözleşme görüşmesi vesaire derken zaten yine eski takımına geri dönüşü söz konusu. Ama işte konusu tempo, oldu. Yok bir daha geri gelme olmaz. Şimdi benim duyduğum kimler, şeyler var. Geri yani, geldi tamam mı? Yani doğru söylüyorsun. Bana söylemek tabii ki düşmez ama bir hoca anlaşmazlığı da o dönem söz konusu olmuştu. Hoca evet. Kimdi? Serkan Hoca Abdullah miydi? Hoca yok, vardı. Ondan önce, evet. Abdullah Hoca. Evet, öyle bir süreç de vardı. Yani sağ içinde. Ya, sağ içinde biraz şeydi, herkese yani işte ikaz ediyor falan filan. Yani böyle bir sıkıntı demeyeyim Balayan de. Balayan İsmail'le de yaşar problem. Tabii o da, ama o Caner daha herhalde Beşiktaş forması. Ya tabii biz beyincim nasıl yapıyoruz? Böyle bir şey ama yok. Ama en az 10 tane, 15 tane de orta yapar. Yapar. Ya her yapar maçta yani yapar. Her maçta yapar. Ve Gors'a çok şey yapar. Fazla yapar bir de yani. Gereğinden fazla orta yapar. Bir soru var izleyicimizden gelen Yakup Bey. Her yerde var olan bana demiş Melike Hanım. Neden böyle bir şey söylediğinizi bilmiyorum.